Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere havadan da kış geldi. Yani kış geldi dediğim, yağmurlar yağmaya başladı artık. Dışarısı çamur olduğu için hayvanlarımızı içeri aldık. Beslemesini falan içeride yapıyoruz. Şimdi gösterelim size de. Saman verip yine üzerine silaj, parmaya yıkır silajı karıştırıp üstüne süt yemini döküyoruz. Vibrasyon bu ya. Hış! Bu arada suluklardan çok memnunuz. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir tahribat falan yok. Sular böyle. Altları sağlam. Altlarından geçtiği için buralar ısıtı olmuyor. Metin, orada bir eksiklik var mı? Ne? Neye gitti lan? Seninki. Hangisi? Ha. Değmeyen var ya ağaçların altından geçerken. Şimdi onu da söyleyeceğim zaten de. Başta yem verirken. Seriye devam diyorsun. Bu kişiler kaç? 26 mı? 26 herhalde. Yaptığımız aynı şeyler. Hayvan botuna. Karma sistem bu. Akşam videoya gittik açın. Ne baktı millet, YouTube'u gelmiş. YouTube'u gelmiş. Metin biliyor orayı ya. Sana bakmayı gitmiştik ya. Barajın oraya. Yani bu işin gittiği yer hiç iyi değil. Şu an süt yemi 170 liraya dayandı. Bu dolar yükseldiği için zaten zam yapmaya bahane arıyorlar. Ondan sonra süt zaten aynı yerinde duruyor. 3-200. Yani süt en az 4 liradan aşağı olmaması lazım ki kurtarsın. Yani kar ederiz demiyor, kurtarsın. Şu anda herkes der zaten, bunlar işte zarar ediyor da niye bu işi? Bu adam bu işi yapmayacak da ne yapacak? Gidip yani bir yerde çalışacak hali yok. Gelmiş, hadi ben gencim. O 50 yaşına gelmiş adam. Nerede çalışacak, şey yapacak. Bu işe alışmış adam, bu işi yapar. Yani şu gün şu inek geldi. Adam 18 bin liradan indirmiş gitmiş. Yani sağın dedi, beğenirseniz alırsın. Yani şu ineğe 18 bin lira verip de onun parasını şey yapana kadar, kendini kurtarana kadar, yani amorti edene kadar, bir de bundan kar alana kadar zaten inek 3-4 ay geçiyor. Bir de bundan kar alacaksın, yani süt kurtaracak da şey yapacak da. İşte öyle. İki tane inek gösterdik. 5'er liradan saydı. 10 bin lira. Üstüne de 8 bin lira para istedi yani. İki tane inek bile bir inek almıyor. Yani öyle. Karma makinesi dediğim gibi şu an düşünmüyoruz. Zaten 30 yıldır böyle yapıyoruz. Zaten sonra zaten şey kapasite düştü. Kurbanlık işi zaten 5 ay kala beslediğimiz için, kısa süreli besi olduğu için onlar da öyle besliyoruz. Neyse, fazla konuşmayalım da İşe devam edelim. Yani durumu. Şimdi süt yemi veriyoruz. Dur oradan yiyeceğim. Alıyor böyle bir şey yiyeyim mi? O Trakya hayvanı. Hı. Eskiden ben şu teneke 2 ineğe bir teneke şeklinde verirdim. 2 ineğe.
Şu anda 4 ineğe kadar düştü yani. Veremiyorsunuz yani, verseniz de kapsadan alamıyorsunuz. 1 kilo süt 1 kilo yem almıyor şu anda. Yani öyle bir şey, şu yemi vermeden de süt alamıyorsunuz. Böyle bir hayvanları denedik. Şuradaki ineği gönderdik arkadaşlar. Siyah bir ufak inek vardı. Onu verdik. Bir de şunu vereceğiz. Anlaşırsak. Üstte de dediğim gibi o parayı vereceğiz. Anlaşırsak. Ya şu inek dün boğaya geldi. Yani bu inek çok iyi bir inek. Süt olarak da genetiği iyi bir inek. Çekmedik yani şu anda. Çekip de ne yapacaksın? 90 olsun. Yani şunu da unutmayalım arkadaşlar. Çiftçi, hayvancı biterse herkes biter. Bunun gübresi olsun, veterineri olsun, yani bir sürü. Her şey hayvancı ve çiftçiye bağlı. Şimdi arkadaşlar, gelelim şu meseleye. Bu arkadaş tamam yolunu belirledi. Yani 4 defa çektik. 2 defa veteriner ilaçlama yaptı. 1 defa boğayı çektik. Yine tutmuyor. Yani ben diyor tutmayacağım. Ben kurban olacağım diye ısrarla. Kurbanda onunla vedalaşıyoruz. Bu arkadaş da yani bilmiyorum da doğursa da yani sütle pek yapmaz. Pek süt ırkı değil. Mart'ta doğum yapacak. Mart'ta doğum yapınca danasını alırız. Onu da göndeririz kurbanla, müşterisi olur. Çünkü dediğim gibi süt para etmiyor. Tahminimce o 18-20 kilo ilk doğumunda. Bu da çünkü biliyorum o süt ırkına pek benzer bir şey değil. Şimdi arkadaşlar dişi hayvan sıkıntı oluyor şimdi burada. Bunların içine salıyoruz. Hayvanlar orada zayıflıyor. İyi olmuyor. Bir iki aydır buraya aldık da 2-3 aydır. Şimdi biraz düzeldiler. Bu arada bu 4,5 aylık falan gebe şu anda. 5. ayına girecek. Şimdi zaten ben çoğu mesela şeyde olsun, internet sitelerinde olsun, uygulamalarda olsun hayvan satanları görüyorum. Yani çok gördüm bu sene. Çoğu kişi ahır kapatıyor. Hayvan satıyor. İnekleri komple satıyor. Yani millet artık yapamıyor. Çünkü bir böyle bir karı yok. Belli göz önünde bu. Yani mesela dışarıdan izleyen adam der ki ulan adama baksana der. 20 tane hayvanı var. 30 tane hayvanı var.
Şimdi bir hesap yapar. 15-20 bin liradan satsa bunları. 20 tane hayvan olsa 370-380 milyar, 400 milyara yakın para yapıyor. Yani ineğine göre, hayvanına göre değişir. Paraya bak, deli para. E o adam o hayvanı satıp hazır parayla ne yapacak? Ha, kurban işi tabii biraz süt işinden şu anda önde gidiyor. Tabii o da birkaç seneye doğru ne olur bilmem. Çünkü şimdi adam hayvan getirdi geçen gün. Dana desem şu düveden ufak. Anadolu mozi diyorlar. Kırma bir şey. Siyah beyaz. Adam 12.500 lira para istedi. Hayvan canlı 350-400 kilo anca. 350 kilo. Sen şu anda daha Ekim ayındayız. O danayı alsan. Temmuz 10'a kadar besleyeceksin. Sizce akıl işi mi? Şey geldi ya, Alaaddin. Dedim bundan ikisini sana vereyim. Dedi kaç para istiyorsun? Dedim ikisine 25 lira ver. Tamam mı? Aa dedi, alamayız be dedi o paraya. Dedim kaç para alacaksın? Yok dedi, söylemeyeceğim. Dedim söyle. İkisini dedi 15'e alayım. Lan dedim ben bunu ta geçen sene değil. Ya bu sene yazı değil, önceki sene yazı. 2 senedir bakıyorum. Zaten 5'e aldım ben bunun tanesini. 2500 lira zaten yemiştir fazlasıyla. Dedim kalsın. En iyi dedim kurbanda iş yapar, bunlar yapar. Kurbanlık. Ooo pat pata çift tekerle abi. Ben bunları aldığım arkadaşlar pişman oldum. Yani yalan söylemeyin. Neden oldum? Çünkü bu hayvanlar şöyle salacaksın, kapının önünde yer olacak. Orada büyüyecek. Ondan sonra arkasında danası olduğunda da danasını besler. Anca dana büyütür yani. Süt verecek de para kazanacağım diye bir şey düşünürseniz ben de o yüzden yanıldım işte. Bir de renklerine kandım. Belki bunların ikisini satarım. Bunu da satacağım. Yerine güzel şöyle bir simentel nek bulursam. Güzel flek fi böyle sütçü simentel. Öyle alabilirim yani. En azından sütü de olur. Merak yani. Para kazanmak için değil. Burada bunlarla oyalanıyoruz işte. Arpa kırması. Biraz da besiyim veriyorum. Şunu şey yapacaktım, besleyip biraz kesecektim de. Ete sucuğa falan. Ama şu anda pek kilolu değil. Bir de verdiği parayı gördüm bugün adamın. Dedim kalsın. Kurbana kadar biraz daha beslerim onu. Elden şöyle. İkisine şu kadar yem veriyorum sadece. Enerjileri olsun hayvanların diye.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi patpatımızı çift lastik yaptık. Ya öyle eğlencesine pek şey yok da. Yine bir tutunmayı çekişi arttırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi uzun bir civataya da iki lastiği birbirine. Bu sağlıklı değil pek de, buna büyük bir lastik almayı düşünüyoruz. Bakalım. Bir lastiği de çok pahalı. 1700 lira mı 1800 lira mı ne? Sadece o bir tarafı yani, böyle de bunun biraz büyüğü jantıyla beraber. Bakalım, yazılım attırmayı düşünüyoruz. Sen navigasyona karşı gelen adam biliyor musun? Thank you.
Yalnız canavar fena çekiyor. Bilesim geldi ya Rabbi. Niye iş yapmıyorsun be? İşte yaptı. Çuvalların hepsini bir getirdi. Nereden baksan bunlar 20'şer kilo. Anlat bakayım o şeyi. Gel, gene zamba gel. Zamba, zamba. Hani 20 tane yok. 20 tane. Ay yazmasın. Gene yapmışlar 6 lira zam. Seneye biz olmayız. Millette artık Johnny'lerin sağdığı sütleri içerler. Millete süt getirip içirmeleri var. Seneye kadar bile dayanamayız. Yalama oğlum, dur ya. Hadi kalk hadi. Thank you.
Hayvan işkembeye gidiyor direkt. Hayvan ölüm bile, ölümle bile sonuçlanabilir yani şu emziğin şeyini. Bu da biraz rahatsızdı, bunu içeri aldık. Bu süt içirdiğimi. Bu yeni doğdu zaten bir haftalık. Mahmut Öztürk hala danalar alacak. Dana orada duruyor. Damızlık yapacağım oğlum diyor. Damızlık. Ama daha danaları alacak.